Gün akşam olurken trenimiz Kurtalan'a varıyor. Eski adı Mısırç olan bu ilçe Osmanlı döneminde Garzan kazasına bağlı bir köydü. ...1944'te demir yolunun ulaşması bu köyü önemli kıldı. Ve o zamanlar kurtların alanı olan bu yer ilçe merkezi oldu ve bugünkü canlılığına ulaştı. Özellikle de henüz Van Gölü hattının açılmamış olduğu ilk yıllarda Van Gölü'ne ulaşım Kurtalan hattı üzerinden yapılıyordu. 1964'te Van Gölü hattının tamamlanmasıyla birlikte bu hat o ilk 20 yıldaki parlak dönemini yitirdi. İki günde bir yol çatıdan Van Gölü'ne sapan trense Van Gölü Ekspresi olarak anılıyor. Bu güzergahın başlıca istasyonları Elazığ, Palu, Genç, Muş, Tatvan ve Van. Kırk sekizde evlendik. Daha 6 çocuk babası yok. 5 oğlan bir kızımız var. Aramız çok iyi. Neyimizi bölüşemiyor? He? Bir adamın can arkadaşı da. Ya. Gönlümüz. Ben söyleyeyim, gönlümüz hoş olmazsa o benim yanım sıra gelir mi? Ben onu yatır mıyım? Ya. Gönlümüz hoş da tabii. Bir arada yaşıyor. Tabii ben geldim geleli kendisi hem okumuşdu, hem kimseye hainlik yapmazdı, kimsenin hakkını yemezdi. Çalıştırdığı ameliyenin daha fazlasınca hakkını verirdi. O nedenlerde mesela Cenab-ı Allah bize hiç yokluk çektirmedi. Her zaman için sofamız, ekmeğimiz bizim yerdeydi. İcabında Kur'an'ını okurdu, namazını kılardı, abdestini alırdı güzel çenek. Ben de onun seyasından okumuşluğum yoktur tabii benim. O okumuş diye çok hevesim vardı kendisine. Kendi İreşberik tabii. Kendisi giderdi, su suvarırdı. Yani affedersiniz, yerinde kardeştim, yerinde hanımdı. Can arkadaşı, bak ben, o benim yanım sıra olmasadı, ben orada perişan kalırdım. Her nedeni devlet seyasında bakırsa da, en çok o bana hizmet ediyordu orada. Gözüm görmüyor, başım fırlanıyor. Bir insanın en arkadaşı hanımıdır. Biz mesela babayı görmedim, 6 aylıkmışım, gitmiş Seferberk Dami Münevvere var, şehit olmuş Erzurum'da. Bir amicem de gitmiş Çanakkale'de şehit olmuş. Biz gitmişik, ana baba beslemiş, işte biraz da malımız var. O derdi aşma çok, de işte büyüdük. Yani bu Fatma Hanım'la da evlendik. Gece gündüz çalıştık. Sigara içmem, içki içmem, kahveye gitmem. İş fazla çalışırdım. O bende daha fazla çalışırdı. Biraz bu zayıfdı, kıymazdım esas. Kendim canım öküne verirdim. Halen işte 3 kiloydu. Harman kaldırırdık. Bu gelirdi derdi ki, derdi dinlenirip sabahına taşırız. Çocuklara karnı doyurur, yatırırdım, bu da yatardı. Ben kendim, sözümüz ona, merkezimiz vardı. Bir tay üstüne devirir dediğimiz dizimi alırdım, altı tenekeyle sırtımı alırdım. Eve yatırır, yıkardı. Böyle yani sözümüz beraberdi, işimiz beraberdi. Güzel idi gerçekimiz işte. Seve seve çalışırdık. Yani hem erkek işi yapardık, hem kadın işi yapardık. Nana dikerdik, mesela beraber dikerdik. Ne iş etsek beraber ederdik, hiç yani pişman değildik. Şimdi çalışamayayım, dereyi göremeyeyim. Mesela biz bahçacılık yaparız, kayısı olur bizde. Efendimiz Malatyalıyız tabii. İşte bu kim işlerle uğraşırız. Tabii biz evvel çileyi çok gördük, bağlılığı. Bağlılığı çok gördük. Efendim mesela şimdi çok şükür her şey bol. Çalışırsan her şey bol, çalışmasan bir şey yok. Biz de idaramız iyi. Yalan söyleyecek. Ya da işte çalışmadan mahrum kaldık.
insanın da hayatı gözdür. Göz olmazsa mesela şurada seni tanıyamayayım ne olduğunu. Onu tanıyamayayım. O da artık iman kuvvetidir. Neden sen bilmiyorum. Bir ilahi kuvvet midir? Ve ilahi kuvvetleri de çok gördük gerçi iman kuvvetiyle. Sonu ne ölüm? Ancelik, hangi değil. Kün dedi yarattı, çift dedi yok olduk. Allah cümle Muhammed ümmetine de yardım eder, bize de yardım eder. Trenin kompartmanlarında sıcak ama varılan yerde bitmeye mahkum dostluklar kurulur. Hayat hikayeleri anlatılır. Bu sohbetlere kulak verebilseydik eğer, ülkemizin ve kültürel değerleri hızla değişen insanlarımızın bugününü belgelemiş olurduk. Belki daha önce tren yolculuğu yaptınız ama muhtemelen bir ara istasyonda binip bir başkasında indiniz. Belki yanınızda oturan bir iki yolcuyla hasbihal ettiniz. Oysa bu yolculukta bütün güzergahları başından sonuna bizimle kat edecek ve trenin çeşitli kompartmanlarındaki bütün yolcularla tanışacaksınız. Tren zaman zaman günlük hayatın öylesine yakınından geçer ki bu insanlarla yıllardır tanışıyormuş, uzansanız onlara dokunacakmışsınız gibi bir hisse kapılırsınız. Acaba onlar da bir gün bu trene atlayıp uzak diyarlara gitmeyi düşlerler mi? Karlı dağın dibinde, karlara bata çıka geçirilen bir çocukluk. Damların üstünde her yıl aylarca bir metre kar. İşli çantalar, el örgüsü kazaklar. Nasıl bir şey burada doğup burada ölmek? Buralı olmadıkça hiç öğrenemeyeceğiz belki de. Buradaki insanlar yazarlar mı hiç hayatlarını? Yazsalar, yazdıkları bize kadar ulaşır mı? Buralarda insanlar palto giymeye alışık değil. Özellikle kadınlar sadece basma etek ve hırkayla dolaşıyorlar. Bütün bu ayrıntıların ardında yüzlerce, binlerce yıl öncesinin geleneklerini sürdüren insanlar. Bu anılar ve bu gözlemlerle hayata hazırlanan çocuklar. Belki şimdi bu kapalı topluluk içinde yaşayıp gidiyorlar. Ama onların dışındaki dünya değişiyor. Ve bu değişim er geç onları da etkileyecek. Bu köy için değişimi getiren en önemli iki araç tren ve bir de televizyon. Her ikisi de bu kültürün tamamen dışında doğmuş iki araç. Günde bir gelen ve zaman zaman buradaki insanlara farklı gelebilecek yüzleri ve davranış biçimlerini buraya taşıyan tren.